Böyle bir süreç başladığı zaman burada şehadet de olur, burada gazi de olur, burada kan da olur. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin Dışişleri Bakanı'nın ziyaretinden evvel Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas ve Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ile neden görüştü? Amerika'ya karşı nasıl bir oyun kuruluyor? Ya bizim abdestimizden şüphemiz yok ki namazımızdan şüphemiz olsun. Biz inanarak bu yola çıktık ve devam ediyoruz. Rusya da bundan sonra Kahire'ye büyük önem verecek. Afrika'ya Rus ilgisinin kalesi olacak Mısır. Türkiye-Mısır ilişkilerinin hızla düzeldiği ortamda Çin ve Rusya'nın Ankara ile ılıman iklimi bu manada genişletmesi farklı kapılar açabilir. Hepsi kelimenin tam anlamıyla stratejik ataklar olacak. İzleyip görelim. İsrail-Filistin meselesi var. Çin'in Türkiye ziyaretine oradan başlayalım. Çin'le alakası ne demiyoruz. İran'la Suudi Arabistan'ın arasını bulmasından sonra Orta Doğu'da Pekin'in siyasi varlığı artık inkar edilemez. Geleneksel Çin dış politikasında derinlikli dönüşüm, açılış hamlesi dahi sayılıyor. İkinci arabuluculuk girişimi Ukrayna konusunda ama bu daha zorlu bir açmaz. Kiev yönetiminin herhangi inisiyatifi, gücü olmadığı için Amerika ne derse o oluyor. Afrika liderlerinin barışa katkı demesi, Zelenski bizi pek dikkate almadı mealindeki açıklamayla son buldu. Öte yandan Ukrayna konusunda Pekin'in Berlin ve Paris gibi bazı Avrupa ülkeleri tarafından teşvik edildiğini biliyoruz. Adı geçen ülkelerin Rusya'dan sonra Çin'le de ekonomi işbirliğinin ölmemesi için de elden geldiğince direndiği gözlemleniyor. Herkes gibi Çin de İsrail-Filistin düğümünü her kılıcın kesmeyeceğini biliyor. Ancak hem değişen Orta Doğu körfez şartları hem İsrail'in içeride ve dışarıda istikrarsız ortama sürüklenmesi, hatta Washington-Tel Aviv arasındaki nispi soğukluk fırsat görülüyor. Gel gelelim dosya üzerinde ağırlığı olan sadece Amerika değil, Türkiye de var. Nitekim Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Çin Dışişleri Bakanı'nın ziyaretinden evvel Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas ve Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ile bir araya gelmesi dikkat çekmeli. Eş zamanlamayla İsrail Başbakanı'nın ziyareti de gerçekleşecekti ama bilindiği gibi Netanyahu sağlık sorunları nedeniyle erteledi. O da gelseydi Çin'le birlikte ilginç bir toplam ortaya çıkabilirdi. Hele Cumhurbaşkanı'nın yeni tamamladığı Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri turunu da hesaba katarsak. Ticaret, ekonomi de farklı şekilde ele alınması gereken bir başlık Türkiye-Çin ilişkilerinde. Amerikalılara bakarsanız Çin savunma işbirliği ve hatta bu alana yatırımla özel olarak ilgileniyor. İDEF savunma fuarına yoğun Çin ilgisi oldu. Hem kendi firmaları boy gösterdi hem de Türk şirketlerini takip ettiler. Bu kritik bir konu. İşbirliklerini Ankara hem hoş karşılayacak hem teşvik edecektir. Ekonomik ilişkiler de Ankara'nın üzerinde durduğu bir konu. Çin zaten tüm bölgeye yatırımlarda bulunan bir ülke. Yaklaşımın temelinde bir kuşak bir yolun olduğu sır değil. Şu da gerçek. Kimsenin şüphesi kalmadı ki devasa proje aynı zamanda siyasi vizyonu, temennileri olan yaklaşıma sahip. Pekin'den Londra'ya uzanan alternatif güzergahların çoğu üzerinde kriz var. Amerika tarafından bariyerler kuruldu, sabote edildi. Savaş, Rus yolunu neredeyse kesti. Karadeniz bir başka dalgalı alan. Orta yolsa projeye eklemlenmesi en makul hat olma unvanını koruyor. Rusların Türkiye'nin enerji merkezi, hub'ı olması için sürekli tekrarladıkları teklif ayrıca ortada. Türk yolunun ana kulvar olarak benimsenmesi bir yandan Türkiye için büyük bir başarı olacak ama diğer yandan kem gözleri üzerimize dikecek. Sakıncası yok. Çin Dışişleri Bakanı'nın Ankara ziyareti için günlük basında yazılıp söylenen gündem başlıklarına çok kulak asmayın. Onlar konuşulmadı anlamında yazmıyorum. Ancak stratejik boyutları daha çok ilişik, tali konular gibi anlatılıyor. Oysa esaslı maddeler onlar. Mesela Dışişleri Bakanı ziyareti bir öncüydü. Arkasının gelmesi önemli. Liderler buluşmalı. Karşılıklı davet yapıldı mı? Takvim kuruldu mu? 2.
Çinli bakan Ağustos ayında toplanacak BRICS zirvesine hazırlık için yapılan üye ülkeler dışişleri bakanları buluşmasından çıkıp bize geldi. Bu zirve ve Türkiye'nin katkısı üzerine konuşuldu mu? Şu sıralar BRICS'e başvurular artıyor. Örneğin Mısır'ın resmi başvurusu çok önemli. Kısa bakalım, sonra genişletiriz. Rusya da bundan sonra Kahire'ye büyük önem verecek. Afrika'ya Rus ilgisinin kalesi olacak Mısır. Türkiye-Mısır ilişkilerinin hızla düzeldiği ortamda Çin ve Rusya'nın Ankara ile ılıman iklimi bu manada genişletmesi farklı kapılar açabilir. Hepsi kelimenin tam anlamıyla stratejik ataklar olur. Konjonktür müsaittir ve çok paylaştık. Seçim ertesi Türkiye'nin dış politika paletinde her renk kendini göstermeye başladı. İsterseniz ekonomi ticaret kalemi altına da yazabilirsiniz ama duyurularda ve basında yarım satır verilen ilişkilerde kendi para birimleriyle alışveriş konusunu siyasi bakışa eklemek gerekir. Her gün daha çok ülke dolar dışı parayla ticaret yapma fikrine ısınıyor. Sebebi ortada. Dolarizasyondan kaçmak, beraberinde getirdiği politik bağımlılığı şu an için azaltmak, sonrasına bakmak. Bu mesele hep kutup seçimi üzerinden tartışılıyor. Türkiye özelinde bu geçerli değil. Güçlü ve bağımsız ülke için siyasi tercihler yapma zorunluluğunun yavaş da olsa eridiği sürece giriyoruz. Çin veya Türk parası convertible değil. Köhneliğiyle akıl erdirilecek bir konu değil bu. Rusya ve Çin'in bölgede yeni jeopolitik oluşturacak denli itiklediği İran, Çin, Hindistan, Afganistan, Pakistan, İran, Irak, Suriye hattının İpek yolu için işlevselliği, Ukrayna'ya Çin-Türkiye ortak bakışı, Arktik konusu, ilk sosyal medyada yazdığımız "Sen benim iç işlerime karışma, ben de senin iç işlerine karışmayayım, gerisi tamamdır" minvalli Çin bakışı ve nihayet Pekin'in Türkiye'ye daha çok yatırım yapma, getirme potansiyeli yüksek stratejik verim vadeden konulardır. Bakan ziyaretinin gerçekleştiği gün Yunan basını Körfez ve Çin'i işaret ederek IMF Türkiye'nin kendine tıpış tıpış gelmesini beklemesin başlıklarını attı. Onlar hala kutup politikası yapıyorlar. Türkiye ise çapını her geçen gün büyüttüğü bir çemberi hem etrafına örüyor hem de Foreign Policy'nin yazdığı gibi stratejik bağımsızlık, güç ve refah arıyor. Sevgili dostlar, bir videomuzun daha sonuna geldi. Bu tarz dış politikayla ilgili daha fazla video gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın. Eğer videoyla ilgili düşüncelerinizi yorumlarda belirtirseniz bir sonraki videolarımızda bu yorumları dikkate alır ve kusurlarımızı düzeltmeye çalışırız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Öyle diyor Akif. Allah'a dayan. Sağa sarıl. Hükmüne rağm ol. Yol varsa budur. Bilmiyorum başka çıkar yol.